Evet, merhaba arkadaşlar. TYT Geometri Soru Bankası üçgende eşlik test 2 ile soru 1 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi soruya bakarsanız iki üçgenin bütün kenarlarının eşit olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu iki üçgen eş üçgendir. Aynı kenarı gören açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani BC'nin gördüğü kenarla FE'nin gördüğü kenar AB'nin gördüğü açıyla pardon arkadaşlar. DE'nin gördüğü açı ve son olarak da AC'nin gördüğü açıyla DF'nin gördüğü açı birbirine eşit olur. Şimdi bunları yazarken tabii arkadaşlar bakın burada ABC diye başladığında eş olduğu için bu ifadeyi kullanacağız. Bakın A açısı D'ye eşit oldu. B'ye karşılık gelen açı E oldu. C'ye de F karşılık geldi arkadaşlar. Şimdi burada şıklarda bakacağız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yani yanlış eşleştirme yapılmış. Şimdi arkadaşlar bakın A şıkkında C ile F, A ile E demiş. Bakın burada A ile E. Normalde A ile D'nin karşılık gelmesi gerekiyordu. Burada A ile E karşılık gelmiş arkadaşlar. O yüzden A'nın şıkkı yanlıştır. Evet, soru 2. Soru 2'ye baktığımızda arkadaşlar burada bir açı kenar eşliği var arkadaşlar. Bakın iki tane açı. Zaten otomatikman üçüncü açı da eşit olacak. Ve bakın bu açının gördüğü kenarla yine bu açının gördüğü kenar eşit olmak zorunda. Niye dersiniz arkadaşlar? Bakın B açısının gördüğü kenarla yani AC ile D açısının gördüğü kenar AC aynı kenar olduğu için diğer açıların gördüğü kenarlar da eşit olmak zorunda. Yani buradan x artı 2 eşittir 6'dan x 4 yani Edirne gelir. Evet soru 3. Bakın soruda ACB ile BDE'nin toplamı 180 verilmiş. Şimdi biz ACB açısına alfa dersek o zaman burası 180 eksi alfa olacak arkadaşlar. Yani şu açı 180 eksi alfa. O zaman bunu tekrar 180'e tanımlarsak bu açı alfa olacak. Aynı şekilde buralara eşit vermiş beta. Ve bakın ADE ile AEC arkadaşlar ikişer açısı eşit ve alfayı gören kenarlar aynı olduğu için açı kenara göre eşittir arkadaşlar. Bakın alfanın karşısındaki kenar AE, alfanın karşısındaki kenar AE. O zaman beta'nın gördüğü kenar olan AC yani 10 ile beta'nın gördüğü kenar olan AD o birbirine eşit olur. Ve soruda bakın AB'yi 14 vermiş. Oradan da x 4 yani Denizli gelir. Evet soru 4 gayet basit bir soru. Sadece eşleştirme yapacağız arkadaşlar. ABC ile FED'yi eş vermiş. O zaman A ile F açısının ölçüsü birbirine eşittir. Yani bakın F 80 derece ise demek ki A da 80 derecedir. B ile E açısının ölçüsü eşittir. Bakın 80, 30, 110 E'ye de 70 derece gelir. Demek ki B açısı da 70. Ve son olarak C ile D açısı D'de 30'du. Burası da 30 derece olur. A 80'di arkadaşlar. B'yi 70 bulmuştuk. 2 ile çarparsak 140. C'yi 30 bulmuştuk. 3 ile çarparsak 90. Bunları da topladığımızda cevap 310 yani Edirne gelir. Evet soru 5. Evet arkadaşlar. Bakın burada da A, D, E ile A, B, C kenar açı kenara göre eş olacak arkadaşlar. Bakın A, D ile A, C'yi eşit vermiş. A, B ile A, E'yi eşit vermiş. Şimdi bakın şu ortak açı, eşit açı verilmiş alfa. Şurada da bir ortak açı var beta dersek. Bakın ADE üçgeninde DA AE
aradaki açı alfa artı beta. B, A, C üçgeninde, bakın A, B, A, C, aradaki açı alfa artı betadır. Demek ki bu iki üçgen eş arkadaşlar. O zaman DE uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit olur. Yani alfa artı betanın gördüğü kenarlarda eşit olur. Bakın BC'yi 18 vermiş. O zaman DE de buradan 18, yani Adana gelir. Evet, soru 6 arkadaşlar. Bakın AHB ile CEB'yi eş vermiş. Bir kere burada A açısıyla C açısının eşit olduğunu göreceğiz. BAH üçgeninde, CEB üçgeninde de C açısı arkadaşlar. Bu üçgende H açısı 90 derece arkadaşlar. O zaman E açısı da 90 derece olacak. Bakın AB'yi 9 vermiş. 90'ın gördüğü kenar 9 ise burada da 90'ın gördüğü kenar, yani BC 9 olur arkadaşlar. AH'ı bize 6 kök 2 vermiş. İşte bu bir Pisagor sorusu arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız. Şuraya A dersek arkadaşlar, A kare artı 6 kök 2'nin karesi eşittir 9'un karesi olur BAH üçgeninden. Buradan A kare 9 olur arkadaşlar. A da 3 çıkar. Şimdi A 3 ise buradan HC'ye 6 kalır. Ve şuradaki dik üçgende tekrar Pisagor'u yaparsak X kare eşittir 6'nın karesi artı 6 kök 2'nin karesinden. Buradan da işlemi yaptığınızda X kare 108 gelecek. Karekök 108 de 6 kök 3, yani Adana gelecek. Evet, soru 7. Bakın arkadaşlar, burada da A, B, D ile A, E, C eş olacak arkadaşlar. Bakın A, B ile A, C eşit. O zaman bu açılar birbirine eşit. Tabi bu arkadaşlar açı kenara göre olacak. Şöyle ki bakın AD ile AE eşit olduğu için bu açılar da eşit. Bu açıları 180'e tamamlayan açılar da birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman bu iki üçgene baktığınız zaman ikişer açısı eşit. Otomatikman üçüncü açı da eşittir zaten arkadaşlar. Ve bakın burada gösterdiğimiz açının karşısındaki kenarla yine aynı açının karşısındaki kenar birbirine eşit olduğu için bunlar açı açı kenara göre eş. Demek ki bu açının karşısındaki kenar olan 2x-4 ile yine ona eşit olan bu açının karşısındaki kenar olan x artı 2 birbirine eşit olur. Demek ki x buradan 6, yani Adana gelir. Evet, soru 8. Bakın ABC'de bir dikdörtgen demiş. Dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar eşit ve köşeler 90 derece. O zaman arkadaşlar bakın buradaki ADK ile KCB kenar açı kenara göre eş olur arkadaşlar. Bakın ikişer kenar ve bu ikişer kenarın arasındaki açı 90 derece. Yani bunlar eş olur arkadaşlar. O zaman 90 derecenin karşısındaki kenar olan 2x artı 4. Diğer 90 derecenin karşısındaki kenar olan 12 eşit olur. X de buradan 4, yani Ceyhan gelir. Eşlik test 2 soru 9. Evet arkadaşlar, güzel bir soru. Burada eşlik ilk bakışta göremiyoruz ama yapacağımız bir çizimle eşliği oluşturacağız. Dikkat edin, AB ile AD'yi 17 cm eşit vermiş. AC 15 demiş. Hemen buradaki dik üçgende özel üçgen olduğunu farkına varırsak CD'nin 8 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Şimdi açı takibi yaparsak, buradaki açıya alfa, buradaki açıya beta dersek alfa artı betanın 90 olduğunu görüyoruz. Doğal olarak 90 derecelik bir açıyı artık alfa ve beta gibi iki açının toplamı şeklinde ifade edeceğiz. O zaman ACD üçgeninde D açısı beta olacak. Şimdi buradaki BAC açısı, yani betayı bir dik üçgen içinde kullanmak için B noktasından şöyle bir dikme iniyoruz.
Ve bu da oluşan dik üçgende şu AB, işte buraya K dersek ABK açısının ölçüsü de alfa olacaktır. Doğal olarak ABK üçgeni ile ACD üçgeni eş olacak arkadaşlar. Çünkü bütün açıları birbirine eşit ve 90 derecenin karşısındaki kenarlarda birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen eş olacak. ACD'de alfanın karşısı 8 olduğuna göre burada da alfanın karşısı 8 olacak ve KC uzunluğuna 7 kalacak. Beta'nın karşısı 15'ti. Beta'nın karşısı 15 olacak ve buradaki BKC üçgeninden Pisagor yaparsak x kare eşittir 7'nin karesi artı 15 karesinden x kare 225 artı 49'dan 274 x de kök 274 gelecek. Eşlik test 2 soru 10. ABCD kare demiş arkadaşlar. DF ile CE'yi birbirine eşit vermiş. Şimdi kare olduğundan dolayı arkadaşlar DC ile CB'nin de eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki CBE dik üçgeni ile FCD dik üçgenine dikkat ederseniz arkadaşlar dik kenarlarından birer tanesi eşit. Hipotenüsleri de eşit olduğuna göre bu iki dik üçgen yani CFD ile CBE eş olur. Otomatikman BE kenarıyla CF kenarı da birbirine eşit olur. BE'nin gördüğü açı 24 derece olduğuna göre CFD üçgenindeki bu kenarın gördüğü açı da 24 derece olacaktır. CDE üçgeninde iç açılar toplamını yaparsak işte buradaki açı 114 derece. 114 ile 24'ü toplarız. 138. X de 180 eksi 138'den 42 derece gelir. Evet, soru 11. ABC ve ADE birer eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Bakın ABC bu iki kenar eşit. ADE de eşkenar. Onun kenarlarına da şu işaretten koyalım arkadaşlar. Şimdi bakın ABC eşkenardı. Şu açıya alfa dersek arkadaşlar. Burası 60 eksi alfa. DAE de eşkenar olduğundan bu açı da 60 olacağı için buraya da alfa kalır. Ve dikkat ederseniz DAB ile EAC arkadaşlar kenar açı kenara göre eş olur arkadaşlar. Bakın çünkü BA ile AC eşit. DA ile AE eşit. Ve bu iki eşit olan kenarların arasındaki açılar alfa. Demek ki alfanın gördüğü kenar olan x ile alfanın gördüğü kenar olan 8 birbirine eşit olur. Doğru cevap Edirne. Ve test 2'nin son sorusu arkadaşlar. Soru 12. ABC eşkenar demiş. Bakın BD ile AE'yi eşit vermiş arkadaşlar. Burada bakın BAE ile arkadaşlar BDC kenar açı kenara göre eş olacak arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın BA ile BC zaten birbirine eşittir. Ve dikkat edin BDC üçgenindeki BD kenarıyla BC kenar arasındaki açı 60. Yine BAE üçgenindeki BA ile AE arasındaki açı 60 arkadaşlar. Yani ikişer kenar eşit. Aralarındaki açı 60 olduğuna göre bu iki üçgen eşittir. O zaman BDC üçgeninde BD'nin gördüğü açı ya alfa dersek BAE üçgeninde AE'nin gördüğü açı da alfa olur arkadaşlar. Bakın buranın tamamı 60'tı. O zaman buraya 60 eksi alfa kalır.
BFC üçgeninden bakarsak x artı 60 eksi alfa artı alfa eşittir 180 olacağı için alfalar gider. 180 eksi 60'dan x 120 yani Edirne gelir.